dünyadaki bütün denizlere hakim olmaya çalışan İngilizler, boğazları ele geçirmek için donanmanın yeterli olacağına inanıyorlardı. Winston Churchill'ın planları Akdeniz Filosu Komutanı Amiral Carden tarafından da desteklenince, Lord Fisher'ın şüpheli gördüğü bu harekatın donanma ile yapılmasına karar verildi. Tarihinde hiçbir yenilgi almamış olan İngiliz donanması, Fransa'nın da desteğiyle dünyanın en büyük armadasını oluşturuyordu. İtilaf devletlerinin deniz harekatı 19 Şubat 1915'te başladı. 13 Mart 1915'e kadar düşman gemileri tabyaları top ateşine tuttu. 18 Mart'a kadar geçen bu dönemde Boğaz'ın gelişinde bulunan Rumeli yakasındaki Seddülbahir ve Ertuğrul tabyaları tahrip edilmişti. Boğaz giriş kapıları aralanmış ama hala ileride olacaklar belirsizdi. Ve 18 Mart 1915 sabahı geldiğinde kimse günün sonunda neyle karşılaşacağını bilmiyordu. 17 Mart 1915'te Amiral Carden'ın yerine Amiral Derobek atanmasıyla 18 Mart'ta gerçekleşecek plan uygulanmaya konuluyordu. Plana göre 18 Mart sabahı 3 deniz tümeninden oluşan düşman filosu Boğaz'da belirdi. Queen Elizabeth, Agamemnon, Lord Nelson muharebe gemilerinden oluşan 1. tümen saat 10.30'da Boğaz'dan içeri girdi. Filonun önündeki muhripler savaş alanını tanıyorlardı. Planlanan noktaya ulaşıldığında Queen Elizabeth hedefi Rumeli Mecidiye tabyası, Lord Nelson'ın hedefi namazgah tabyası, Inflexible hedefi ise Rumeli Hamidiye tabyası idi. Bu arada düşman gemileri Kum Kale'den gelen tedirgin edici ateş hattına da girmişlerdi. Obüslerden üstlerine ateş yağıyordu. Yine de uzak mesafe olduğundan Türk bataryaları savaş gemilerine karşılık veremiyorlardı. Saat 12 sularında Çimenlik, Rumeli Hamidiye ve Anadolu Hamidiye ateş almıştı. 3. tümen 1. tümenin arkasından harekete geçti ve hat önündeki yerini aldı. Rumeli merkez bataryaları çok yoğun bir ateş altındaydı. Mermilerin çoğu tabyalar içine düşmüş, telefon hatlarını bozmuş, yangınlar çıkarmıştı. Rumeli Mecidiye tabyası topçuların şehit olması ile devre dışı kalmıştı. 3. tümenin yerini alacak 2. tümen gelmeden önce beklenmedik bir şey oldu. Saat 14'e doğru Safran büyük bir hızla Boğaz'ı terk etmekte ve Bovet de onu izlemekteydi. A hattını geçmek üzereyken Fransız gemisi Bovet'de bir iki patlama oldu ve Anadolu Hamidiye tabyasınca ateş altındayken 3 dakika içinde sulara gömüldü. İtilaf donanmasında büyük bir şaşkınlık yaşanıyordu. Queen Elizabeth ve Agamemnon dışındaki bütün gemiler ateşi kesmişti. Muhripler ve istimbotlar personeli kurtarmaya gittiklerinde 20 kişi kurtarabilmiş, 603 kişi suya gömülmüştü. Anadolu Hamidiye tabyası hasar görmemişti ve Irresistible'a ateş ediyordu. Saat 15.14'te Irresistible'da korkunç bir patlama duyuldu. Saat 16.15'te tabyalardan uzaklaşmak isterken bir mayına çarptı. Bu bölgede bir gece önce Nusret'in döktüğü mayınlar hiç hesapta yokken can alıyordu. Bölgenin mayınlı olduğunu anlayan Amiral de Robeck, 2. tümenin geri çekilmesi için emir verdi. Bu sırada Seyit Onbaşı tek başına taşıdığı 215 kilogramlık topu kundağa yerleştiriyor ve Ocean'ı durmadan yaralıyordu. Bunun üzerine bir de 18.05'te geri çekilirken Ocean da mayına çarptı. Güçlü top ateşine rağmen Ocean'ın personeli muhripler tarafından kurtarıldı. 18 Mart'ta yaşananlar şaşkınlık yaratmıştı. Ordumuz 18 Mart'ta kazandığı zaferden dolayı kendisine olan güvenini tazelemiş. Çanakkale'nin boğazlardan geçilemeyeceğini tüm dünyaya göstermişti.
bu zaferin ardından müttefiklerin kaçınılmaz kara harekatına karşı Türk tarafı da son sürat hazırlıklara başlamıştı. Çanakkale'de 5. ordu oluşturulmuş. Başına da Marşal Liman Van Saunders getirilmiştir. Kıyılar dikenli terlerle çevriliyor. Birlikler önemli yerlere yerleştiriliyordu. Müttefik çıkarmasını bekleyen bir başka kişi ise 19. İhtiyat Tümeni'nin başında bulunan Yarbay Mustafa Kemal'di. Seddülbahir'den Bolayır'a kadar şiddetli bombardımanla beraber 25 Nisan sabahı saat 05'te düşmanın birçok yerde çıkarmaya başladığı haberleri gelmeye başladı. Liman Paşa düşüncesinde ısrar ederek gelen raporları kurmayları ile değerlendirmemiş, hatta bu durumu memnuniyet verici olarak değerlendirmiştir. Liman Paşa fikrinde ısrarı bütün gün sürdürmüştür. Bolayır kıyılarında akşama kadar çıkarma gösterisini izlemekle yetinmiştir. Seddülbahir'den gelen raporlar üzerine durumun kritik bir hal alması üzerine Esat Paşa asıl çıkartma yerleri hakkında Liman Paşa'yı ikna etmeye gitmişti. Seddülbahir cephesindeki İngiliz ve Fransız birliklerinin ilk hedefi Hitre Köyü ve hemen kuzeyindeki Alçıtepe olmuştur. İlk müttefik taarruzu 28 Nisan 1915 sabahı başlamıştır. Yarbay Sabri Bey iki taburluk bir kuvvetle karşı taarruza geçerek müttefikler taarruz çıkış hatlarına geri çekilmiştir. Arıburnu cephesinde 25 Nisan 1915 sabahı çıkartma yapılan Anzak Kolordusu kuvvetleri 3 koldan sırtlara ilerlemiştir. Sırtlardaki Türk direnişi ileri harekatı yer yer engelliyor, genel olarak geciktiriyordu. Anzak kayıpları artmaktaydı. Ordu ihtiyatındaki 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal çıkartma başladığı sıralarda 57. Alay ve bir topçu bataryasıyla Conk Bayırı'na hareket etmişti. Karargahta 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa'ya kararını anlatmıştır. Esat Paşa bu kararı onaylamıştır. Esasen 19. Tümen ordu ihtiyatıdır. Ancak Marşal Saunders'la halen temas kurulamamış olması nedeniyle Esat Paşa kendi inisiyatifini kullanarak tümeni komutası altına almış ve Mustafa Kemal'in görüşü yönünde görevlendirmiştir. Mustafa Kemal'in bu kararı çok doğru alınmış bir karardı. 57. Alay'ın yokuş tırmanmaktan yorgun düştüğünü gören Mustafa Kemal onları kısa süreli bir dinlenmeye çekerek yanına yalnızca yaverini, emir subayını ve doktorunu alarak Koca Çimen Tepesi'nden Conk Bayırı'na gitti. Mustafa Kemal, Conk Bayırı'nda zirveye yakın bir yerde 9. Tümen'e bağlı 27. Alay'ın ufak bir birliğinin çekilmekte olduğunu gördü. Mustafa Kemal, kaçan askerlere niçin kaçtıklarını sormuş ve onlar da düşman diyerek 261 rakımlı tepeyi göstermişti. Mustafa Kemal'in düşmandan kaçırmaz demesi üzerine askerler cephanemiz kalmadı demişler. Bunun üzerine genç komutan cephaneniz yoksa süngünüz var demiş ve askere süngü taktırmıştı. Mustafa Kemal süngülerini taktırdıktan sonra askerlere yere yatmalarını emrini vermiş ve bunun üzerine de düşman da yere yatmıştı. Böylelikle zaman kazanılmış oldu. Ve bu süre içinde 57. Alay'ın öncü birliği de yanlarına geldi. Böylelikle kilit noktası olan Conk Bayırı Tepesi'nin İngilizlerden önce tutulması sağlanmıştı. 57. Alay'ın 261 rakımlı tepeye taarruzundan önce Mustafa Kemal şu emri vermişti. Size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka güçler ve komutanlar gelebilir. Mustafa Kemal'in bu tarihi kararı sonucunda Anzak güçleri hedeflerine ulaşamadılar. Arıburnu cephesinde Anzaklara karşı savaşan ve ne yazık ki hepsi şehit olan 57. Alay komutanları ve büyük çoğunluğu şehit olan
askerleri ile birlikte Mustafa Kemal'e Çanakkale'de bir efsane yazmıştı. General Hamilton anılarında şöyle anlatır: "Gebe dağlar Türk doğurmaya devam ediyor. Bizim mevzilerimizin en yüksek ve en merkezi yerine birbirini kovalayan dalgalar halinde yükleniyorlardı." Atatürk, Mehmetçiğin bu taarruzlardaki destansı kahramanlığını şöyle anlatır: "Karşılıklı siperler arasında mesafe 8-9 metre, yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekilerin hiçbirisi kurtulmamacasına hepsi düşüyor. İkinci siperdekiler onların yerine gidiyor, öleni görüyor, 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor ve en küçük bir çekinme bile göstermiyor. Çanakkale Muharebesini kazandıran bu yüksek ruhtur, 7 Aralık 1915'te verilen kesin kararda Arıburnu ve Anafartalar cephelerindeki müttefik kuvvetler tahliye edilerek Selanik cephesine kaydırılmış. Seddülbahir cephesindeki kuvvetler ise yerlerinde kalmışlardır. Bu cephedeki kuvvetlerin tahliyesine 27 Aralık 1915 tarihinde karar verilmiştir. Tahliye işlemleri 9 Ocak 1916 sabahı tamamlanmıştır. Böylece Gelibolu muharebeleri Osmanlı kuvvetlerinin zaferi ile sonuçlanmıştır. Savaşta çok sayıda eğitilmiş insan kaybedilmesi nedeniyle Cumhuriyet döneminde eğitilmiş insan sıkıntısı çekilmiştir. Çanakkale'de çok sayıda şehit, gazi ve kayıp verdik. Bu vatanı kurtarmak için atalarımız çok büyük bedeller ödediler. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, 57. Alay'a, Üsteğmen Hasan'a, Bigalı Mehmet Çavuş'a, Seyit Onbaşı'ya, henüz çocuk olan Çanakkale Savaşı'nın 13, 14, 15 yaşındaki kahramanlarına, erkek kılığına girerek savaşan Halime Çavuş'a, İngilizlere esir düşen 10 yaşındaki Mehmetçi'ye, Anzakları durduran 27. Alay'a ve Çanakkale Destanı'nı yazan kahraman askerlerimize saygı ve şükranlarımızla, ruhları şad olsun.